Evet, saygıdeğer konuklar, değerli hocalarım, değerli meslektaşlarım, hoş geldiniz. Öncelikle bu etkinliği düzenleyen, emeği geçen başta dernek başkanımız ve yöneticilerine teşekkür bir borç biliyorum. Programı dikkatle incelediğinizde çok titiz hazırlanmış. Ben kutluyorum. Hakikaten yarınları konuşabileceğimiz, Türkiye'yi konuşabileceğimiz çok önemli başlıklar var. Tabii gönül istiyor ki bu salonlar dolsun, essin. Hakikaten böylesine önemli bir organizasyonu kaçıranlar mutlaka ödeyecektir. Mükemmel bir hazırlık. Ben kutluyorum bir kez daha. Bir de her etkinliğin sonucunda kitap haline getiriliyor. Umut ediyorum bu kitap ivedi bir şekilde yayınlanır. Ve bunu da elimizden geldiği kadar herkese paylaşırız. Şimdi değerli arkadaşlarım, bizim oturum biraz teknik bir oturum. Bilgi teknolojilerini ele alacağız. İşte e-haciz, e-denetim. Aslında biraz da bizim meslekle de bağlantılı bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz Türkiye ciddi bir anlamda bir e-devlete doğru gidiyor. Bunu herkesin görmesi lazım. Özellikle kamuya baktığımız zaman bakanlıklar yarış içerisinde. Bu Maliye Bakanlığı da böyle, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı da böyle, Çalışma Bakanlığı da böyle. Müthiş bir teknolojik bir altyapı. Tabii bu sürece geçişte büyük bir sancı da yaşanıyor. Bu sancıyı yaşayan da bizleriz. Meslek mensupları diğer bir anlamda. Evet. Efendim? Bu değişime ayak uydurmak güzel bir şey ama bu değişim aşamasında bu işin külfetini, stresini meslek mensubunu çekiyor maalesef. Bakın iki şey söyleyeyim. Bir, SGK'ya verilen bildirimler. Bir, Maliye Bakanlığı'na verilen bildirimler. İşte meslektaşlarım burada, birçok arkadaşım da görüyorum. Devletten 1 lira yatırım almadan, 1 lira teşvik almadan bugün tüm bildirim elektrik ortamı bir camiye gönderiliyor. Üstelik bu kadar özveriye rağmen birinci oturumda ifade edildi. Ya işte bu yasalar çıkartılırken uygulamacıların görüşü alınıyor mu alınmıyor mu şeklinde bir yorum yapıldı. Bırak alınmayı, zaten öyle bir gelenek yok Türkiye'de. Özellikle bu kurumların yaptığı işin büyük bir bölümünü meslek mensupları yapar hale gelmişken ciddi bir kalk. Ya biraz da dön, İstanbul'da 35 bin üyesi olan İSMO, Türkiye'de 95 bin üyesi olan SMM ve YMM'ler topluluğuna bu camianın sorunlarına el al, yardımcı ol. Çok fazla bir şey istemiyoruz. Şimdi ben tabii burada mesleki sorunlar, dertler kurduğuna girmeyeceğim şartlamdan dolayı. Ama biz muhasebe camiası olarak bu değişimi ve yenilikleri yakından takip ettik. Örneğin İSMO aslında bizim mesleki dernekler arasında da çok güzel bir uzmanlaşma alanları oluştu. Biz muhasebe denetimi sempozyumları yapıyoruz. Yüksek Ticaretler Vergi Kurumu'nu yapıyor. Mali İşler Muhasebeler Birliği geleneksel bir kongre çalışmalarına başladılar. Böyle bir uzmanlaşma alanlarımız oldu. Hiç unutmuyorum, 97 yılında yapmış olduğumuz bir sempozyumda aynen sizde olduğu gibi bilgisayar teknolojisi gelişmeleri masaya yatırdı. Çeşitli yazılım firmalarının sahipleri vardı. Adam oturduğu yerden dünyadaki tırların nerede olduğunu görebiliyor. Biz açıkçası hayretlerle bunu izledik. O gün
bugünkü sempozyumda. Ve çıkışta dedik, ülkede kağıtlar kalkacak dedik. Bize kimse inanmadı. Ama bugün her şey elektrik ortamda veriliyor. Nereye gelmek istiyorum? Eğer bu e-devlet sürecinin muhasebe camiasını görmezse, muhasebe camiası buna göre bir hazırlığını yapmadığı takdirde, yapamayanlar, biraz anlayacağım konuyu, oluşturamayanlar, üzülerek söylüyorum, yolları devam bir söz konusu değil. Şimdi, bu meslek ki vergi işin bir bölümü, aslında hocalarım burada yıllarca bize şunu anlattılar, işte Cemal Hocam da o durumda, bu meslek ne zaman ki vergi için muhasebe değil, bilgi için muhasebe haline getir takdirde, bu meslek farklı bir yere geleceğini ifade eder. Şimdi bu boyutta baktığınız zaman, ama hala verginin ön planda olduğu bir Türkiye'de yaşıyoruz. Ama gün gelecek göreceksiniz, bu ülkede de önce bilginin ön plana çıktığı, o bilgiye göre yorumları yapılacağı bir konuma gelecektir. Nereye gelmiştim? Şuraya gelmek istiyorum. Şimdi bakın, bu değişikler artık muhasebe mesleği, bir masa, bir sandalye mesleği değildir. Bunu altını bir kere çizelim. Ruhsat aldınız, mezun oldunuz. İşte ben bir tane ofis açayım, elime de çantamı alayım, dolaşayım. Bu işi yapanların yol görmesi mümkün değil. Rakipleriniz var sevgili arkadaşlar. Bugün bir piyasa var orada da. Şimdi bugünkü oturup tartıştığımız konulardan biri değil. Mesleğin bir temel sorunu, bir tanesi haksız rekabet konusu. Otursak saatlerce bunu konuşuruz. Daha geçenlerde Kuşadası'nda bununla ilgili büyük bir etkinlik yapıldı. Şimdi dolayısıyla ben bu meslek sonuna girmeyeceğim ama şimdi bir piyasa var. Bu piyasanın %90'ı kıblesini, görüntüsünü sadece defter tutmaya çevirmiş. Asla yol yürüme mümkün değil sevgili arkadaşlar. Çünkü bu teknolojik gelişmeler bizi şuraya götürüyor. E-fatura. Nedir anlamı? Bir gün gelecek, özellikle bu camide ekmek dediği muhasebe boyutundaki o faturalar elektrik ortamda düzenlendiği zaman bir diğer adı elektrik defter. Öyle mi arkadaşlar? Peki otomatikman bunlar elektronik deftere geçtiği zaman biz ne olacağız? Bu soru herkesin masaya yatırması gerekiyor. Her yerde söylenen bir şey var. Toplumlar var olduğu sürece, ekonomi var olduğu sürece muhasebe mesleği var olacaktır. Ancak biraz içerik değiştiriyor. Yani finansal tabloyu düzenleyenler ve denetleyenler şeklinde iki ana gövdede toplanıyor. Bunu herkesin bu şekilde görmesi lazım. Yani istediği kadar elektronik defter olsun, tıpkı bir hastaneyi düşünün, adam milyonlarca dolar yatırım yapıyor, check-up yaptırıyorsunuz, ama onun sonucunu kim kontrol ediyor? Bir doktor ediyor, öyle mi arkadaşlar? Yani bizim olmadan o mali tablonu kimsenin yorumlaması mümkün değil. Bir yandan düzenleyenler, bir taraftan denetleyenler. Bu yetiyor mu? Yetmiyor. Bu işi bir süpermarket gibi görmek zorundayız. Yani bugün kurumsal firmaların yapmış olduğu yüzden fazla uzmanlık alanlarında danışmanlık boyutu da olmaz olmazımız. Giriyorsunuz markete, bir parça bir şey almaya giriyorsunuz. İddia ediyorum. En az 5-10 tane parçayla çıkıyorsunuz. Öyle mi arkadaşlar? Sen sadece muhasebe yapmaya kalktığın zaman sadece sen 3 gün sonra rakiplerin şu anda da yapılıyor. Anahtar teslim dediğimiz oturup her işi yapan sistemler boyutuna gelmişler. Bu anlamda mesleğimizin önündeki şu andaki en büyük hedeflerden bir tanesi budur. Bu konuda önemli altyapılar oluştu. İstanbul biliyorsunuz her şeyin beyni. Burada Deniz Oda Başkanımız da aramızda Necdet arkadaşım. Herkes bilir. Tüm nokta hangi dosyayı çekersiniz. Altında İstanbul Odası adı terini görürsünüz. Biz geleceği bu şekilde görüyoruz. Kurumsal yapılar olmadan bu işin sürmesinin asla mümkün olmadığını biliyoruz. Tabii denetimle ilgili bir cümle söyleyip sonra değerli konuşmacılara sözü bırakacağım.
Zamanında da toplantıyı bitireceğiz. Bu kadar kalabalığı da görmüşken, özellikle bizim doktor öncesinde birlikte yol yürüdüğüm, daha sonra yemini olan doktorumu da görünce bir şey söylemeden geçmem mümkün değil. Şimdi bakın, tarih mücadele etmekle yazılır. Sizin nasıl mücadele ettiğinizi daha sonra tarih ortaya koyacaktır. Türkiye'de bir haksızlık yapılıyor. Bu haksızlık düzeltilmediği sürece, çok net söylüyorum, denetim olgusu asla yerine oturmayacaktır. Bu da kamu gözetim kurumu oluşum şeklinde değerli arkadaşlar. Bu kurum oluşum şekli yanlıştır. Bas bas bağırıyoruz, bas bas söylüyoruz ve sonuna kadar anlatmaya devam edeceğiz. Bu kurumun asli görevi gözetlemektir. Meslek odası, meslek odası işini yapacak. Gözetim kurumu da gözetim işini yapacak. Maliye de maliye işini yapacak. Herkesin kendi işi var. Şimdi bu kurum ne yaptı arkadaşlar? En büyük hatırı şu. Hocam da varsa kesin düzelsin. Bizim yaptığımız araştırmada, yaptığımız değerlendirmede dünyanın hiçbir yerinde denetim olgusunda iki tane sınav yoktur sevgili arkadaşlar. Dünyanın her yerinde tek bir ruhsat vardır. O da yeterli ruhsatıdır. Bu ruhsat alındıktan sonra bir sınav yoktur. Ve yine vicdanını soruyorum herkese. Ya bir genç üstadların içinde bu işi biliyorlardır. Bir genç bugün bu ülkede manşet mesleğini tercih ettiği zaman dünyanın hiçbir olmayan staja başlama sınavına girip 3 yıl staj yapıyorsa ve yeterli sınavına giriyorsa ondan sonra bu gençlere siz hayır efendim bu yetmez deyip 3 yıl daha staj yapmak, tekrar sınava sokmak hakla, hukukla uygun mu sevgili arkadaşlar? Bunu görmezlikten gelmek, başınızı duma sokmak çok net bir şey söylüyorum. Bu kurum en oradan beter patlar mümkün. Bunu herkes böyle bilsin. Çünkü bu camiyi bölmek, parçalamak kimsenin işine gelmez. Sevmeye, yememeye, kaşımaya çalıştılar, başaramadılar. Ama şu anda bizim camiamızda üzülürsün, ben oda başkanıyım. İstanbul'da 35 bin üyenin 12-13 bin tanesi 15'ini dolduran, geri kalan 15'ini doldurulan arkadaşımdır. İnanın 12-13 bin kişinin büyük çoğunluğu bu işi yapmayacakmış. Peki o diğer 15 yılını doldurmayan arkadaşlarımızın hakkını savunmayacak mı sevgili arkadaşlar? Onların hakları değil mi? Otur bu işi adam yapmasını kontrol et, gözetle. Ama sen bunu böyle bölerek bahsedip bir yere geldiniz mümkün değil. Bunu bir korsan girişi olarak bunu kabul edin. Çünkü bu İstanbul'da 20 bin, Türkiye'de 60 bin genci hakkı olduğunu herkesin bilmesi gerekiyor. Tekrar bu güzel etkinliği düzenleyen Evet, sevgili Cemal İmiş Hoca.